Sen geçen gün AKM PlayStation'da yenildin mi? Öyle bir şey mi yaşandı? Bugün şakaları bu yapacak galiba. Biz biraz ciddi top konuşalım diye şaka göndermi. Yok sanki öyle bir şey duydum da ben. 45 dakikasında telefonuma baktım. Sana öyle bir anlattım. Ha, öyle yenildin yani. Yendim. Ha, yendin ya. İkinci 45 dakikada aldığım gollerle. Ha, tamam, o zaman bana ilk yarısı... Hatta inanılmaz bir gol attım. FIFA tarihinde çok az görülür bir gol attım. Golü tam hatırlamıyorum ama. Bu nasıl kulaktan kulağa böyle geldi? Geldi. Neyse, sağlık. Demek ki içeride böyle bir bilgi dolaşıyor ya. Canları sağ olsun diyorum. Hadi gelin lan, bir fotoğraf çektirelim. Çekseniz oğlum, kim çekecek? Ben kim çekeceğim? Sen. Kasımcı, ben de bunları gideyim mi? Ya oğlum, ne yapıyorsunuz siz ya? Bugün barış günü. Bugün önce Kıyıcı Hoca'dan başlayan diyelim. Yapıcı eleştirilerimizi dinlemesiyle. Dün canlı gördüm ne adam ya. Başka bir yakışıklılık. Sırım gibi herif. Bizim Fassbender de çok hoş adam ama. Ama bizim onda da şey var. Savage bir yakışıklılık var. başka adamdır. Başka bir adamdır. Korkunç yakışıklı bir adamdır. Bunlar günlük hayatta da... Bir de anlaşmışlar, gömlekle gelmeye başladılar. Ben ortalarında Pokemon gibi formalarla dolanıyorum. Ama senin Milan üstü de felaketti. Çok özel seçerim hoca onları. Özel seçerim de. Yine de benim arkamdan o işi çevirmeleri... İtalya'da kimi severiz? Milanlıyım ben. Milan iyidir harbi ya. Ben Milanlı değilim. Inter'de. Mesela üçünü de seviyorum. Ben de İtalya'da bir şeylik var. Levent Ümiteroğlu'luk var. Sen daha Romalı'yı tutuyorsundur diye. Bak Roma'yı da... Mourinho'dan falan. Atkım var. Abi yok. Vardı. Evet. Ne kötü oldu bu ya. İşte çok kötü geldi. Napoli'yi sevmem mesela. Ben de yani oyunu çok iyi oynamalarına rağmen bir sempati uyandırmadı. Diğerlerinde mesela hiç soğuk değilim ama. Diğer babaları. Juventus. Oo, sözü içiyor. Siyah beyazdı zaten. Bu adam başka savundu geçen. Juventus Agnelli böyle savunsa. Ceza meza almazdı zaten. Yatay 15 geçerdi. Puan eklerler diyor. Aa, askerdi. Askerdi. Bu adamın asker işi. Nasıl diye sorduk. Soğuk dedi. Çok yani. Bir anı yaşamadı demek. Aynen. Yok değil mi hiç anı bana mevzu? Yok ben. Bize bir şey yaptık. Peki. Şeyin asosyal adamıymış bu. Koğuşun. En doğru adam bu arada. Niye ya? Orada bir arkadaşlık kurmak falan istemez misin? Be abi, hep beraber götümüz doğru. Niye şöyle çorumlu falan diye bağırmak istemez misin? Öyle bir dostluk istemez misin yani? Hakikaten var yani. Ya bir iki tane arkadaş ister istemez oluyor zaten de. Başka türlü vakit geçmiyor çünkü. Ama öyle hani... Şey oldu mu çıkarken? Ya görüşelim beyler, burada kalmasın deyip hiçbirine hiçbir şey yazmadığın oldu mu? Oldu. Koray'cığım seni biraz masaya yaklaştıracağım. Tamam. Biraz daha yaklaş. Tamam. Şimdi artık geriye gidemez. Geçen İsmail şey yaptı. Aradı. Oğlum dedi, sen dedi güldüğün zaman Yağız uyanıyor. İçeride çocuk uyuyormuş beni dinlerken, gece işte oyuncu izlerken bizi dinliyormuş. Geri gittiğin zaman ben duyamıyorum diyor. Ya çocuk uyanıyor ya ben duyamıyorum, bunu nasıl başardın diyor. Hasan Düzgün duyulurken. Abi sabitlediler beni. Oyuncu izlerken mi dedin abi, yanlış mı hatırladın? Evet, o bir basketbol alimidir. Scout mudur? Scout'tan yani scout oyuncuyu izler, değerlendirir, raporunu verir. İsmail'in icra görevleri de vardır yani. Şu an medyada çalıştığı için resmi bir görev yoktur hiçbir yerde de. İsmail'in arabaya bin. Buradan atıyorum Kadıköy'e git. 15 milletten adam arar. Sloveni, Litvanyalısı. Koray'ım gel bırakayım seni der. Böyle garip garip her lehçenin İngilizcesini duyar, inersin arabadan. Çok selam olsun. Başka severim bu arada. Ne? İsmail Şenol. Nikah şahidim. Biraz dikkatli konuşalım. Öz abim gibidir. İsmail Şenol Türkiye'ye dekoru getiren adamdır. Evet, beni getirdi. Mimar Selim değil miydi dekoru getiren? Başka adamdır. Dekoru yapmayı Türk spor basınına öğreten adam İsmail Şenol'du. Ben gerçekten Mimar Selim diye biliyorum. Ben de. Bu arada o evlerin için Mimar Selim'in de o programdaki şeyi, bir odasını düzeltiyorsun, evin tuvaletinde örümcekler volta atıyor. Her oraya da bir el at be adam ya. Hoca sen yaptığınız iş mi ya? Yani oraya sokun. Eline mi yapışır? Ne yapıyorsun? Zaten Kanal D'de yayınlıyorsun. Önü reklam, sonu reklam. Koyduğunuzun 10 katını alıyorsunuz. Kadının tuvaletini de düzeltin de bari. Kadın Alaturka'ya yapar. 3 tane omurilik attı kadında. Bari bir tane oturaklı yer yapın da oraya yapsın. Bütün aile topallaya topallaya geziyor. Darmadağın olmuş. Ama ev o kadar güzel, bir pembe topu. Salonda Fransız yaptık. Salonu Fransız yaptım da tuvalet yok. Dışarıda komşudan rica ediyorlar tuvalet yapmak için. Mutfakta şangır şüngür bardaklar kırılıyor sürekli.
Berbat bir programdı bu arada. Buradan da bir kere daha Mimar Selim'e selam. Ve hepsi tasarımlar da kötüydü. Selim bu arada tasarım. mimarın isminin Allah Selim seçin. Ya kupondan bir bahsedin. Abi bir şey konuşuyorum ya. Arkadaşlar Hakan Günder kupon tutturmuş. Allah kendisinden bir kere razı olsun. Oynayıp da kazananlar bu şeyin altına yorum yaparsa. Abi biz çok para kazandık bu işten. Yok ya 1'e 4 nerede o kupon? Çok berbat bir kupon. Okan... Abi yine mi kötüyüz ya? Bir tık kaldıracağım ben. Beni kaldırıp götürecekler. Abi, kaldıracağım ya. Hakikaten iddia bayi programını zaten mention'la da kutladım. Bir kere daha kutlarım. Beni dinledikleri zaman kaybetmiyorlar. Beni dinlemedikleri zaman da işte orada tuhaf bir adam var. Onun hali ortada. Onun geldiği son durum ortada. Yeterince övdük mü abi? Görüşmek üzere. Hocam Beşiktaş'ı soracağım ya. Vallahi hiç Selim'in de mimarında değilim. Bana duyguyu anlat ama. Yani hiç 10 kişi Kadıköy'de 4 gollü galibiyet almış bir takımın taraftarı olmadım. Ben Kadıköy'de maç kazanmaya 32-35 arası benim. Ya abi benim Kadıköy'de 4 atmaktan kusmam geldi. Fenerbahçeli kardeşlerimizden büyük linç var. haftaya çubukluyla gelirim programa. Keşke her hafta Kadıköy'de oynasak diye iyi ya. Uykumuzda bıçaklanacağız be adam. Uykumuzda bıçaklanacağız. Yok yani bu ben her zaman Fenerbahçe maçları Beşiktaş'ın en sevdiğim maçlarıdır. Ben Galatasaray maçlarından bir tık daha az heyecanlanırım. Fener maçlarını bir tık daha severim. Ben de en keyifle izlediğim derbi Fener Beşiktaş. Çok keyif. Ben keyif değil. Heyecan anlamında en yüksek heyecanı oluyor. Mesela seremoniye çıktıkları zaman falan benim böyle vücudum kasılır. Ben bir gün ölüyordum Fenerbahçe Beşiktaş maçında. Aman Abdullah canım. Avcı'nın Beşiktaş teknik direktörü oldu. Burak Yılmaz'ın bir tane kaleciyle karşı karşıya kaçırdığı bir maç. Maçta 30. dakika gibi yanımda işte bir arkadaşımın babası vardı. Baktığım adam ezine peynir gibi. Ben biraz olmuş. Abi dedim sen de kötüsün. Ben de çok kötüyüm şu an. Ölmek üzereyiz. Sence dedim ara vermemiz gerekmiyor mu? Ayrılık konuşması yapar gibi. Haklısın dedi. Beraber dışarı çıktık. Bir nefes aldık, rahatladık. Ölüyorduk. Yani ikimiz de ölüyorduk ama. Yani hakikaten hani bunu belki insanlar şu an komik bir anı olarak dinliyor. Ola ne komik çocuk falan diyorlar da. Hani bu anıyı şöyle de dinleyebilirlerdi. İki gurbeci Beşiktaş falan maçı sırasında öldü. Öyle bir kötüydük. Allah korumuş. Yani. Bizim Real Madrid maçında çok sevdiğimiz bir abimiz Güney, biz kuzeydeydik. Güney'de kalp krizi geçirmişti. Şu an gayet iyi. Ona da geçmiş olsun diye. Ya yok abi hakikaten hani maç izlerken kötü olmak ne demekmiş o maçta atlamıştım. Çünkü Fenerbahçe maçlarında ekstra geriliyorum. Ama son yıllarda da iyi gidiyor. X1 Sergen Yalçın'la 4 attık. Şimdi bir Şenol Hoca'ya 4 attık. Pankulu maçta 4 İkisinde de 10 kişiydik. Pankulu maçta 4 gollü bitmişti. O maçta da 10 kişiydik. 10 kişi 4 gollü Kadıköy galibiyetleri oldu. Sonuç galibiyet de aynı şekilde oldu. Ya Şenol Güneş'in kılığı kıyafeti montu bir gördüm. Hemen dedim Galatasaraylı gruplara. Beyler. Yazın artı 3'ü. Ama ilk yarı Fenerbahçe bence daha iyiydi. Arda çok iyiydi, bayıldım. Arda müthiş bir fahiş oyuncusuymuş bu arada. Arda'nın yerini de bulduk. Ama ikinci yarı abi o topla mopla bir yere kadar açıklanırdı. Paralize oldu adamlar, bayıldı. Orada mesela... Yok ya ben artık şöyle düşünüyorum abi. Sen bitir de öyle gireyim ben. Ben o 2012 şampiyonluğunu aldığımızda biz Kadıköy'de. Ben kupayı aldıktan sonra bile tedirgindim. Yani her an... Yani biri bir yerden o golü atabilir, tamam mı? Hani kupa kalktı, ertesi gün bile ben uyumuyordum. 1-1'de biz alırız oldu mu? Oldu. Hatta mesela, maçı izlerken kenarda iki oyuncu ısınıyordu Fenerbahçe'de. Ben dedim ki ulan şimdi bir tane sıkıştırıp atmamız lazım, bu girenleri iyi etkiler dedim. Kim giriyordu yarabbi ya? Emre Mor olması lazım biri. İki değişiklik. Cenk'in golünden sonra giren iki oyuncuya bakın, Emre o iki oyuncudan bahsediyorum. Muhtemelen biri İki kişi var. Biri Miha Zajc da olabilir. Zajc'la girdi. Zajc'la Emre Mor girdi. Zajc'la Emre Mor olabilir. Ya bunlar dedim, bunlar da arıza var. Bir tane tıklamamız lazım bunlar girene kadar dedim. Hani Santra'da girsinler dedim. Vallahi içimden öyle bir şey geldi ve Santra'da girdiler. Peki 2-1'de mesela şimdi ben Galatasaraylı olarak soruyorum. Ben 1-1 yakalasak ulan çok erken yakalandık. 6-1 biter derdim. 2-1'de. Abi ben çok pesimistimdir. Bir dakika bile kaybedeceğimizi düşünmedim. Helal olsun. 3 değişiklik olmuş. Rossi, Zajc, Emre Mor. Evet evet. Ben 2-1'de kazanacağımıza İnandım. Hani tabii yine abuk subuk bir şey olur yeriz diye düşünüyor insan. Televizyonda mı izledin? Yani bilgisayarda izledim. Evet. Tot'tan izledim. O şey beyin koneğin yan iş var ya. 2-1'de şeydim yani. Alacağız galiba, aldım. Hani Şenol Hoca ilk kez kazanıyor oldum yani. Ama çok güzel bir maç tabii. Beşiktaşlı olarak çok mutluluk verici de. Fenerbahçe'deki hiçbir sorun
artık Ahmet girdi, Mehmet niye oyuna bu kadar geç girdiği de açıklanabilir gibi değil. Yani 1-0 önde, rakibi 10 kişi bir takımın, yani Fenerbahçe taraftarısın. Sana diyorum ki Beşiktaş'a karşı dakika 61, 1-0, rakibi 10 kişi, alır mısın? Kaç kişi alırdı o stada giren bu senaryoyu? Dakika 61'den başlayacak maç. 1-0 ve Beşiktaş tek stoper. Tamam. 50 bin çeker bu teklif. Yani artı Arda'yı 2,5 milyon euro ucuza vereyim derim Fenerbahçeli olsa. Şimdi böyle bir senaryoda Valencia diyor ki penaltıyı kaçırınca dağıldık. Ya bak abi, bak bu açıklamaları hani, ya bir tane Ekvatorlu bir futbolcunun açıklaması, tercüman var arada, bu kadar önem yüklememek lazım. Hayır abi, bu kadar önem yüklemek lazım. Yani bir şey anlatıyor herif. Ya 1-0 öndeler, rakip 10 kişi ve penaltıyı kaçırınca dağıldık diyor adam. Ya dağılması gereken takım sen misin oğlum, bir baksana kafana kalkıyor. 50 bin adam var arkanda. Beşiktaş'tan 10 kişi yok tribünde. Deplasman yasağı var ve 10 kişi Beşiktaş. Ve sahada da çok kötü performanslar var o dakikaya kadar. Yani Gezzel'den hiçbir şey alamamış, ondan hiçbir şey alamamış. Abubakar da çok kötü, kaleci karşı karşıya kaçırmış. Yani sence dağılması gereken sen misin? Ne oluyor? E söyle ne olduğunu, madem hoca bu lafa girdin diyeceksin. Bilmiyorum ki abi, bir psikologlar mı açıklar bu durumu? Psikiyatristler mi açıklar? Sosyologlar mı açıklar? Büyücüler mi açıklar? Harry Potter'ın HBO'da dizisi geliyormuş bu arada. Ufak büyük bir bilgi atarım. Her bölüm atarız. Ufak bir bilgi atarım. Her bölüm atarım. Çok ama nasıl bir olacak? Harry Potter geldi 50 yaşına abi. Harry Potter bu yaştan sonra... Tekrardan Wingardium Leviosa yaparsa artık inandırıcılığını da kaybeder. Harry Potter hoca olarak mı dönüyor? Adam sınıfında senin yayında izlediğin bir film vardı. Güdük Necmi dönüyor ya, müdür mü olarak? Harry Potter benim... öyle mi dönüyor? Aynen. Okul müdürü... Arkada bir güvercin var, ölüydü. Harry Potter şakasına canlandı. Ölüyü dirilten bir şaka yapıyor. Expelliarmus kardeşim. Dur çok acı çekmesin, hava de kadar. Ölüm büyüsüdür o arada. Ne zaman geliyormuş? Bilmiyorum. Ama HBO'da bunun haberi şey veriliyor. 5 sene evvelden verilir. Ben sana öyle dedim. Yani Harry Potter dizisi için anlaştık. Ne olmuş biliyor musun? HBO'nun başı şeye mesaj atmış. J.K. Rowling'e. Bir dizi olur. Tam senin, bu aşamadadır işler. Tam senin istediğin iş konuşma şekli bu arada. Bak kimse nasılsın diye yok, sormadı. Yok. Ya onlar olmuş, how are you falan olmuştur da ben onları atlıyorum. Anladım. Sadece bu kısım bu kadardır bu arada. Hani HBO bu tarz işlerde çok şey. Haberi erken salma şampiyonudur. Çünkü şeye de bakıyor HBO bazen. Yüzüklerin Efendisi dizisi geliyor. Nasıl gelir? Gelmemeli, külliyata ayıp falan filan olunca 6 ay sonra şey olur. Biz onu rafa kaldırdık. Bir ölçer. Tam benim kaza şeymiş. Ay bir ölçer HBO. Hani bir tartar. Dengeleri bir opo tuttur, ondan sonra o işi sokar yani. Harry Potter'ın bugün dizisi yapılmaya gerçekten niyet edildiyse ve halktan da reaksiyonlar çok ya gelmeyin artık Harry Potter'a, sıkıldık Harry Potter'dan olmazsa 2027'de falan sokarlar büyük ihtimalle. Çok bir oyun çıkardılar Hogwarts Legacy diye. Oyun çok güzel duruyor. Hem grafikleri güzel hem dünya güzel ama içi biraz boş. Yani çok hikayede büyük bir şey yok. Yani çok büyük bir oyunun girişi gibi, o 5 sene sonra ikincisi çıkarsa oyunun müthiş bir şekilde çıkacak. Ona da denk getirirler. Ki bu arada denk getirmek demişken Last of Us'ı bilgisayara portladılar ya. Dizi çok iyi gidiyor diye erken çıkardılar. Abi çalışmıyor oyun. Çok kötü durumda beyler. Yapmayın şunları ya. Biz diziyi ikinci kez izleriz. Dizi demişken geçen hafta övecektim. İyi Türk dizisi arıyorduk ya abi. Ben normalde Bozkır'ı FM oynarken arka planda dinliyor, izliyor, karışık gidiyordum. İkinci sezon gözümü ekrandan alamıyorum. İnanılmaz. Oscar dediğiniz Sivrihisar'da geçen dizi mi? Yok, o Gönül Dağı'ydı. Evet, ikinci sezon çıktı. Blue TV'de. Muhteşem abi. Oyunculuklar... Ne anlatıyor? Polisiye. Aa, çok severim. İskandinav polisiyelerini unut. Oyunculuklar çok inanılmaz. Çok severim. Ezel'deki abi oynuyor. Başrol, komiser. İnanılmaz oynuyor. Cengiz rolündeki adam mı? Çok severim. Muhteşem oynuyor. Abi bir, yani zaten adamın sapık olduğu baştan belli, beni spoiler vermiyorum. Bir tane sapık var. Abi ben bu kadar iyi oyuncu görmedim bak. Ben bugün başlıyorum. Bugün. Yarın değil. Bugün. Net başla. Muhteşem dizi. Bir kere yönetmeni de çok iyi. Bizim Sarı Ton'u atmışlar da sen sarı zaten bu arada. Yönetmeni de çok iyi. Böyle neye baksan binada mısın? Binada hissediyorsun kendini ki. Ben de biliyorsun dikkat bozukluğu var. Konuştuk iki bölüm önce de. Sende de var. Abi ben çok çabuk çıkıyorum o binadan. Yani ben tamam biraz da Galatasaray'a sol bek diyorum. Burada hiç abi. Böyle saat 4.30 olmuş yatayım, televizyona baka baka yattım. Galatasaray sol bek demişken ben de şimdi konuyu nereye götürüyorum bak. Buyurunuz hocam. Adebayor. Yok neydi? Adekukbe. Abi canlı izlerken çocuğu bir rahatsız oldum. Sürekli azarlıyor takım arkadaşlarını. Kızıyor. Taç atacak mesela, böyle bir şeyler yapıyor. Kendi mi yapıyor bu? Kendi.
Çocuk inanılmaz sinirli. Böyle hani tuhaf sinirli. Çıkarken de ıslıklandı. Çünkü benim olduğum tribün herifin nazarını yazını çok gördü. Pas atacak mesela böyle böyle bir şeyler böyle gelin oralara gidin buralara gibilerden. Takım arkadaşlarını herif don lastiği gibi gerdi. Sem Hoca bak ben ne gibi gerdi ya? Akşam podcast'im var. Ben nasıl Galatasaray konuşacağım şimdi? Abi inanılmaz geliyor be. Ben de tam o taraftaydım. Yani bir devre boyunca önümdeydi. Bu Emrak Baba'nın girdiği pozisyon var ya orada önümdeydi 45 dakika. Baba o kadar yapma ya. Bu kadar azarlama. Taç atıyor mesela. Millete bağırıyor, çağırıyor bir şeyler yapıyor. Lan gelir adam bekle yani bu kadar. Sem Hoca seneye yabancısın. Sem Hoca da arıza var. Ben söyleyeyim Galatasaray'da. Bak ışık hızıyla yollarlar seni. Ben hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Yani Sem Hoca bal olsa yeme niye? Boya orta açamıyor. Yani ben onu gördüm. Şimdi Emre'nin pozisyon kırmızı kart. Ne abi ya? Ama Mertens'in pozisyonu da bence kırmızı kart. Basışı. Sonra ilk maçta izledim kırmızı geldi. Maçta izlediğimde Adekugbe'ninki kırmızı gelmişti esas. Onun dalışı da kötüydü. Şey ama diyorsun 11 numaraya dalışı. Böyle 11 numara. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yanımda bir sürü Galatasaraylı var. Dedim ki beni affedin. Benim hayatımda izlediğim en iyi şey bu Adana Demir'in 11 numarası. 2,5 dakikada 4 kere sağlık ekibi oyuna soktu. En son 4.'de Adana Demir'in sağlık ekibi girmedi. Yoruldu herifler artık. Live Hospital'dan 4 tane adam geldi. Bak yemin ederim bakın buna. İlk üçünde Adana Demirliler giriyor. 4'te Live Hospital'dan bir ekip giriyor. Ben dedim ki benim hayatımda izlediğim en ya yaşadığım en iyi 5 dakika buydu. Kusura bakmayın dedim. Hani siz streslisiniz ama çünkü tribünde 11 numaraya karşı şeyi görüyorsun. Ya öl artık. Yani onu görüyorsun. Ya herife Live Hospital'dan adam getirdiler oyundan çıksın diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sakat mıydı peki yani? Ya oralarını bilmiyorum tabii ama hani inanılmaz bir müdahaleyle yerde kaldı. Belki hiç kolpa yapmıyor da kendini çok denedi herhalde zaman geçsin diye. Ve iki adımda bir bıraktı ya. İki adımda bir bıraktı ve hani ya yok anladın ya bak şu an yüzümde mutluluk oluşturdu. O kadar güzeldi ki o kaos o 5 dakika. Oyundan çıkmasa Galatasaray kazanamazdı bu arada. Şurufu atacak da abi kendini yere. Pozisyon olduk. Ya hiç utanması yok çünkü başka bir adam. Yorumlarla ilgili sürekli bir şeyler diyorum. Esas 2 hafta önce gelen yoruma atlamışım. Abi ben yine benim gülüşümle uğraşıyorlar sandım tamam mı? Yorumda yazıyor ki Koray abi ağzı dişine bir baktır sıkıntı var. Ben de keyifsiz bir zamanımda açtım okudum. Ya tamam dedim ağzımızı açmayız gülerken. Akşam da podcast var. Abi podcast'te bir ara saplandı şuradan tamam mı? Oy. Bak. Şey podcast'in yorumlarında da şey var. Koray abinin sesi hiç gelmiyor. O kadar çok acıyor ki. Kendi sesimi kıstım ben. Hani yarım yamalak konuşuyorum. İstenmeyen sesler çıkıyor ağzımda. Soruyu sorup kapatıyorum. Soruyu da kısık sesle soruyorum. Abi adam haklıymış biliyor musun? Oradaki olduğu dişinde sorun varmış. Bak 2 hafta gittim. Perşembe 3. randevum var. Kardeşim Allah senden razı olsun. Keşke seni önden dinleseydim. Harbi çok büyük sıkıntı varmış. Dolguyu molguyu kırmışım ben. Dişlerimi gıcırdatırken. Şimdi o boksör ağızlığı gibi ağızlık yapıyorlar. Uyurken dişlerimi gıcırdatıyormuş. Oo. Sen her uyuduğunda onu mu takacaksın hep? Hiç takmam biliyor musun? Her yer dolgu zaten. Ne kadar kaşını kırabilirim deyip ben kenara atarım. O maskeyi... Peki takmam gerekiyor ama değil mi? Yani takarsan iyi olur dediler. Çok gerekli bir şey değil. Hani unuttun anormal bir zarar görmezsin ama takarsan. Onu diyen doktor şunu bilsin ki onu biz takmamız. Evet orada yani, bir çakış işi var. Şunu demeli. Gidicisin Koray bunu takmana. Bunu takmazsan yani, bir daha. Bir ay diyorum ama takarsan belki 3 ay. Öyle abi, bir şey derse. Orada bile takarız. 15 gün takar denirim biliyorsun. Bak kalan 15 güne bakarım. Abi 62-22 korkunç bir cezaymış. Geçen gün bir de bunu fark ettim. Galatasaray maçında yanımızda alkollü bir abimiz oturuyordu. Ama alkollü bir abimizi şöyle anla. Abimiz C6, H12, O6. Abimiz alkollü değil. Abimiz bizzat. Molekül olmuş. Bu işin moleküler seviyesinde de alkol. Galatasaray bestesi giriyor tamam mı? Herif benim söylesene lan diye dövmeye başlamış. Bam güm dövüyor herif beni abi yapma diyorum ne yapıyorsun işte. Ondan sonra işte diğer çocuklar geldi. Hani kombine sahipleri benim arkadaşlarım. Hani tornuyorlarmış adam. Adam normalde hani böyle bir adam değilmiş. Bir kere yine böyle bir şey olmuş. Abi dediler yapma bak. İşte misafirimiz ayıp ediyorsun ona falan filan dediler. Bir şey yapmıyorum ya falan filan diyor. Dönüyoruz önümüze sonra tekrardan giriyor. İşte seni sevmeyen ölsün. Ölsün falan diye beni dövmeye devam ediyor herif. Bir yandan... Abi son kez uyardılar dediler ki abi hani hakikaten polis çağıracağız yapma tamam falan filan ondan sonra
şey dediler bana. Elini bile tutma herif. Yani tutup itme. Çünkü polis gördüğü anda kavganın bütün taraflarını atıp 62-22'den işlem başlatıyor ve bir kavgayı sert ayırdın. Hani çekilenle falan yaptın. Üç de gidiyor. Üçüncü de gidiyor. Yani direkt polise haber vermen lazım. İlkokul öğrencisi gibi. Öğretmenim dövüşüyorlar falan demen lazım. Ağzımızı burnumuzu kırıyorlarsa ara. Kırıyorlarsa kapan yat yani. Hiçbir şey yapamazsın. Böyle bir durum var ve dakika 1'de imza atıyorsun. Dakika 45'de imza atıyorsun. Bir sene boyunca her maç. Tatildesin. Mesela Çeşme'desin. Jandarma arıyorsun. Dakika 1, dakika 45. Tek kurtuluşun yurt dışı. Çünkü o zaman ispatlayabiliyorsun. Ben bu maç sırasında yurt dışındaydım. Onun dışı hiçbir kurtuluşun yok. Girmediğin maçta bir meblağ ödüyorsun. Yani imza atmadığında bir meblağ ödüyorsun da ödenecek meblağlar değil. 2-3 maç gitmediğin vakit. 1000 lirası vardır. Var. Aşağı yukarı. Ya ödenecek bir şey değil yani. Yazık. Sadece iç saha maçlarında mı bu? Deplasman dahil. 40 bine yakın para. Dahil. 40 ama... bine yakın para 2,5 sene önce bu arada. 2,5 sene önce bunu ödeyen birinden... Loca alırsın bu sene. Aynen öyle. Hayır, yani şu an o paralar değildir büyük ihtimal. Cezalarda da şey olmuştur. Güncelleme yani. O günün 1000'i ise bugün 2,5 falandır. Ya peki bu yasalar varken... Arkadaşlar kavga etmeyin. Hani buradan da keyfini de bu mesajı verelim. Çünkü sahanın içinde hani sadece tribünde yani. Kavga etmek değil bu. Aynı zamanda bir takımınıza da bir sene boyunca takımınızdan uzak kalmak, sosyal aktivitelerden uzak kalmak, tribünde kimseyle kavga etmeyin. Zaten her yer polis dolu. Hemen bir tanesinin omzundan tutun deyin ki abi burada beni rahatsız ediyorlar. Bunlara müdahale edin deyin. Hemen ediyorlar zaten merak etme. Yani hemen paket işlemi var orada yani. Hiç pakette gecikme yok. Çok polis var bu ara. Özellikle bu işte deprem sonrası politik tezahüratlardan sonra, mesajlardan sonra ekstra polis var. Yani ben mesela bir tribünde kafamı kaldırdığım zaman mutlaka polis görüyorum. Hemen diyeceksin ya abicim beni rahatsız ediyor bu adam. Altay maçında nasıl dövdüler topçuları bunlar? Hepsi ceza aldı işte. Doğru. Yani adam. Beşiktaş Ankara gücü. Onlar da ceza aldı canım. Hepsi aldı arkadaşlar yani. Zaten öyle fiziki müdahaleye götürenler de hapis cezası da var. Sadece men yok ama o işte biraz şey oluyor. Tutuksuz yargılanmaya falan dönüyor, düşüyor ama tribün cezasını kesin alınıyor. Yani o adamlar da tribün cezasını kesin. Giremiyor. Girememeyi bırak. Girememek yani girememek bir sorun oğlum. Yani eşinle tatile gitmişsin bir yere jandarma arıyorsun ki bir yerde imza vereceksin yani. İmza, imkansız bir şey. Ben bu Wrexham'ın bu Ryan Reynolds şey aldı ya, o adam neyi canlandırıyordu? Güzel bir karakteri canlandırıyordu. Deathloop muydu adı? Oyunun adıydı o. Ryan Reynolds Wrexham'ı aldı ya. Blake Hanım'ın beyi. Hiç de senin gibi giremiyorum bu Amerika sosyetesi konularına. Çok tekliyorum ya. Onun belgeselinde işte gösterdi. Beyler buradan bak buraya bir ejderha yapımı var. Burada sıkıntı var. Orada bir arkadaşlar bu hayvan asla havalandırmada değil bu arada. Bu hayvan şu an burada. Peki biz bu hayvanlar için ne yapabiliriz? Kronik problem. Bağış toplayalım hoca. Bu hayvanlara bir canlılara bir yuva olmayacağız mı? İbanları bırakalım aşağıda. Benim kişisel ibanı. Şu hayvanlara bir can olmayacağız mı? Ben tırstım hoca. Yani benim tüm atıyor. Hani işin şakası, komikliğini her zaman yaparız. Arkamızda bir tane kuş yapıyor yani. Ya şunları deldiği anda anavra söverek kaçma konusunda okeysek çekimlerde okeyiz. Kesin. Direkt varillere geçelim. Dün variller canım çekti zaten. Başka variller hakikaten. Ama variller bizim kalktığımız şekilde duruyor ya. Bizim böyle berber koltuğu gibi yükseltilmiş kıyıcının aşağıda duran tabure var ya. Çok bazen bak. Fritz'in tabureyle kıyıcının tabureyi yan yana koy. O kadar üzülüyor ki insan. Adam ne ya? O adam. Adam 4 metre ya. Gerçek bir kıyıcıymış. İşte orada o dizide adamın her gün imza verişini falan gösteriyordu. Korusu çok şikayetçiydi mesela bununla. Abi nasıl şikayetçi olmayacaksın ki yani? Düşün işte yengeyi aldın gittin bir Datça'da bir yerdesiniz. Yengeye şey diyorsun. Gülüm ya Google Maps'ten ben jandarmayı buldum sen otur ben geliyorum diyor yani. Tatile gitmişsin mesela eşinle. Fena hakikaten. Berbat bir şey yani. Sana der ki senin ben aklını bilmem ne yapayım. Orada o küfür edene kadar, milletle kavga edene kadar der yani. Hakikaten adamın evliliğini falan bozan bir tabii iş tabii. Olur. Tabii tabii. Ne taklı olur ya. Ne taklı olur. Berbat bir şey. Kavga etmiyor arkadaşlar. Bak valla hani şey mesajı değil bu. Tribünlerimize dostluk gelsin. El ele izleyelim bütün maçları falan değil yani. Hayatınız mahvoldu. Yani cezalar çok ağırmış. Bildiğiniz gibi değilmiş arkadaşlar. Kavga etmeyin. Kavga gördüğünüz anda polise haber verin. Hemen ispiyon çocuk olun hemen sınıftaki. Hocam arkadaşım saçını çekti bilmem ne. Neyin hemen yolu hangisini al paket etsinler. Bu arada şey de güzel bir çözüm. Hani gerçekten kavga eden... Hey! Bir laf anlatıyoruz burada. O hayvancağız yukarı çıkmaya çalışıyor yetmiyor gücü. O yüzden bağışları toplayalım biz kaldırırız. O hayvan da çok sıkıntı. O hayvan yukarı çıkamıyor bana bir acil para yollayın.
Bu hayvanı bir şekilde kurtaracağız. Bu arada önceki bölümleri izlemediyseniz hayvan hakları deyip para kaldıran insanlarla ilgili şakaydı. Lütfen aşağıda ne biçim insanlarsınız, IBAN istiyorsunuz demeyin. Lütfen. Ki biz IBAN'ımızı buraya atmayız. Aynen. Bana özelden yaz. Hakan abi yeterince övmedik diye buraya fake bir IBAN çakıp bizi... Mahveder bizi. Bir kere bu içerikte hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Çok teşekkür ederim. Bir barış edilir. Ya bir küslük yok kardeşim. Allah Allah. Ya da dün akşamki dönerden sonraki küslük yok. Biz hep oradan mı yiyorduk? Yiyorum. Döner çok kötüydü. Abi kötüydü ya. Bana böyle hani böyle vay. Vay gurme mi oldun lan? Vay gurme bakma ya. Yani. Gurme mi oldun değil gurme. Kötüydü abi. Ben dönerin iyisini bilirim. Kötüsünü de bilirim. Kötüydü. İyisi bir kere nasıl? Babacığım bak ben seni seviyorum. İyisinde ne olur biliyor musun? İyisinde ıslak mendil olur. Islak mendilsiz döner getiriyor. Ne akla ya? Neye güvenerek ya? Ve şey de yok. Plastik çatal bıçak da yok. Ha, kurgucunun iddiası şu. Abi diyor. Ben o işareti kapatıyorum. Plastik seçmiyorum. Tamam Greta. En baba sensin. Plastiği niye seçmiyorsun başkan sen? Plastiği niye seçmiyorsun? Dünyanın anasını ağlatıyor. Bir fabrika zaten sen bütün ömrün boyunca bir tarafına plastik soksan bir fabrikanın şeyi kadar etmiyorsun ya. Plastiği niye seçmiyorsun? Islak mendili niye seçmiyorsun? Neyi kurtaracağız ya? Aa, plastik istemiyorum. Öbür taraftan adam nehre şeyi saçıyor. Atık. Köpeğinin babası için özel. Kuzey Kore'de adam keyfi nükleer bomba at. Korktum falan Güney Kore diyor. Korku vermek için nükleer bomba atıyor herif. Bizim de adam da şey yapıyor kurucu plastik istemiyorum. Senin için evlat. Islak mendil. Bırakın bu işleri ya. Islak mendille daha iyi etmişler o pakete. Bizim dün Natspor'a döner getiren dönerci. Buradan bunu izlediğini biliyorum. Natspor'a döner getirdiniz. Akşam saatleriydi. Bir sonraki siparişte bir önce göndermediğiniz ıslak mendilleri de gönderiyorsunuz. Aynen. Ben hakkımı alayım. O kurgucunun işi beni karıştırmaz. Plastiğini bol koyun beyler. Plastiği bol atın abi. Hayır plastik çatal bıçak da lazım abi. Niye diyeceksin? Ya onları al. İçeride matta mutfakta bir yere istiflersin. Yarın burada bir pasta kesilir. Tepsi baklava gelir. Herkese çatal mı vereceksin? Verirsin onlardan bir tane. Bu arada gelmiyor ya. O tarz hoşlukları arttırmak lazım. Ya hoşluk bir gün olur ha. Bir gün birinin bir yaş günü olur. Bizim evde öyle bir şey var bu arada. Birikiyor ıslak mendil falan. Ha, dönere gelelim abi. Tamam senin gönlün olsun dönere geleyim. Biz porsiyon döner söyledik. Evet. Yanlış mı? Doğru. Ya plastiğin altında bir parmak yağ var. Pilav olmuş yağ kesesi gibi. Dönerler kıyma döner. Niye? Böyle kağıt gibi açılıyordu. Döner dediğin ufak ufak olacak ki ben diyeyim ki bu ettenmiş. Bana kıyma döneri sattın. Aşırı yağlıydı. Bu da şu anlama geliyor. İç yağ kullanmış. Yani o döneri bir yarım saat bir saat sonra yesek donmuş bir yağ ile karşılaşacaktık. Çünkü iç yağ donar. Kuyruk yağı donmaz. Adam hakikaten günaydının sahibi var ya etlere fısıldayan adam. Yani iç yağ kullanmış. Bize iç yağını yedirdi. E orada donmadı ya. Nerede donacak? Bizim kalp damarlarımız. Yani bana ellerimi temizlememe izin vermedin. Ekstradan bir tane. Bıçak çatal yıkattırdın, kalp damarlarımı tıkadın. Ne yapacağım seninle ben dönerci efendi? Bir de para aldı. O ayrı. Para size girdi. Ben. Benim ondan hoşuma gidiyor o döner. Tabii yani o ayrı güzel. Bizim buraya söylediğimiz bir tane güzel makarnacı vardı. Evet. O duruyor mu? Net oradayız bir ama. Sizin... Yoldan söylemedin ya. Bizim diyeti bozar o. Yarın uçaktayım bu arada. Yine bir sandviç. Meselesiyle şey geleceğim. Kötü bir durum yok inşallah. Yok be abi bir hafta 10 günde bir giderim. Bir babamı anamı görürüm. He. Rutin ziyaretim arkadaşlar. Bir de bize de konu lazım hocam. Sen gezeceksin ki biz güleceğiz. Haftaki keyfi başka olur mesela. Uçaklı bir keyfi geliyor. Hiç uçağın yeri ayrı. Bu arada biz yazın yapalım demiştik ya. Hani Alaçatı'da falan. O iş bayağı iş modeline dönmüş ufak ufak. Ya hakikaten öyle yapalım yazınlara falan. Yorumlara nerede yapılsa hoşunuza gider. Mesela Alaçatı lütfen bilmem ne. Lütfen yorumlarda Hasan abinin evi yazarsanız. Yeşilde çekiyorlar arkaya böyle denizler, plajlar. Abi yorulmayın Hasan abinin evde yapalım yazarsanız. Hepsini tek tek okuyacağım haftaya. Ya Alaçatısı başkan ya. Meme atları terlemekten kurgucuyu bıktırırız ya. Abi bu ne ter yumağı olmuşsunuz. Ben burada terliyorum. Alaçatı'ya falan beni götürüp ne yapacaksınız ya? Bu Evren Göz bizi öldürmek mi istiyor abi? Projeleri nasıl çıkarıyor? Şişman nasıl ölmedi? Açmıyor musunuz kaloriferi? Açıyoruz. O zaman yazın
Alaçatı'da yapalım. Yani bırak abi iki satır yaşayalım ya. Not spor çok sıcak ya. Çok sıcak bir ortam var dediğimi sakın düşünmeyin. İnanın yok. Stüdyo çok sıcak ya. Ne zaman açılıyor bizim klimalar? Dursun Özbey. Bunlar bizi ısıtıyor bak. Aa, bunlar. Aynen öyle. Onu bir tek onu kapatmak nasıl değişecek insanların hayatı? Bakalım. Berbat oldum. Yo. Sarılık gibi oldu abi benim söz baksana. Tamam. Fark ediyor abi. Dün ışık gitti. Ama dün Hasan Hoca kamera arkasında da çok vesaire yaptı. Bizim evet. Çekimi. Hasan Arda Kaşıkçı yönetmenliğinde bir yayın oldu. Başka bir Dottiler Messiler bölümüydü. Chelsea biraz Trabzonspor muamelesi gördü, az değinildi. Canları sağ olsun diyelim. Haftaya inşallah yeni hocamızla daha uzun konuşulur. Sen hakikaten hangi hoca istiyorsun? Chelsea'ye mi? Abi bu adam Almanca, Alman biriyle çalışsın, rahatlasın. Bu adamın geldiği günden beri kafada bu iş var. Bu herif geldiği gün Salzburg Akademi'ye gitti. Geldiği gün Leipzig'e gitti. Hep kafa Almanya'da. Almanya'daki şey Stuttgart'ı orayı burayı hep gezdi. Totboyle. Alman modeli istiyor. E niye kovdu Tuchel'i? Yani bilmiyorum, Tuchel'le bir anlaşamadı. Ama Alman istiyor yani. Harbi anlaşamadığı için kovmuş biliyor musun? Muhabbeti iyi değil falan diyor. Mesela böyle. Yani ben şu an eminim ki Nagelsmann şeyi Real Madrid için yazın açılmasın diye Graham Potter'ı yolladı. Ha, o kadar. Çünkü başka bir ihtimal yok. Yani arada... Graham Potter böyleyken kovulmadı. Hafiften böyleyken kovuldu. Evet biraz yani top başlamıştı. Oyun yani skor gelmedi. Nagelsmann'ın Real Madrid riskine girmek istemedi. Çünkü Nagelsmann'ı daha önce Real Madrid istemiş. Yani dedikodular da çıkmıştı. Leipzig'e gel istemiş. Yani büyük ihtimal yine isteyecekti. Bir de Perez babam değişti ya. Artık böyle genç hocalar, genç topçular. Daha idealist bir yönetim. Yani Real Madrid çok iyi yönetiliyor mesela. Endrick'i hiç izledin mi? Son aldıkları. O da çok acayip. İnanılmaz bir herif. Ya onlara Nagelsmann'ı emanet etme fikri Perez'de hakikaten olabilir bu yaz. O tarz bir şeye girebilirler. Çünkü o yüzden erken kalkan yol alır işine Nagelsmann'ı istiyor olabilir ama Nagelsmann benim bugün buraya gelirken bir iki okuduğum öyle çok da hani Chelsea bir gelse de gitsek kafası da değil gibi galiba. Ben de Chelsea tarafını okudum. Onlar da yardımcı çalıştıracak senin sonunda. Evet evet. Orada bir Oranak modeli var. Uğurcan'ın yediği golü gördün mü? 4 taneydi abi. Arbenci. Bir tanesinde çaprazdan vurulan şuta ters köşeye yatıyor artık. Hiç. Yani artık hakikaten. Bir de hiçbirini de kıpırdamıyor galiba. Ya bazı adamın bazı kulüple işi bitiyor ya. Uğurcan'ın herhalde Trabzonspor mesaisi bitti. Sen mesela şey... Çok büyük bir şey başardı. Yani en son Şenol Güneş'in başardığı bir iş başardı. Büyüklüğü öyle düşün. Şenol Güneş teknik direktörlük hayatı bile etmek üzere. Yani bir iki seneye teknik direktörlükten emekli olur büyük ihtimalle. Öyle durmadı gerçi bu hafta sonu da. Bu hafta sonu bir daha bir Trabzon, bir daha bir milli takım yapar gibi durdu. Emekli eder gibi durdu. Tabii bu hafta sonu... Bu hafta sonu Portekiz'e emeklilik kararı çıkartır gibi durdu da. En son onun kaledeyken başardığı şeyi başardı Uğurcan. Mert gitti, Ersin gitti diyelim. Uğurcan ister misin? İsterim ya. Bence yeni bir macerayla çok ciddi şekilde ayağa kalkacaktır. İyi kaleciydi abi adam. Ne oldu kaleciliği unuttum yani. Çıkardı Space ya. Jam'deki şeyleri mi? Yani yetenekleri alındı mı adamın yani? Tabii canım haklısın. Muhteşem. Mutlaka dönecektir. Ben mesela Altay'ın da kötü bir kaleci olduğunu inanmıyorum. Ama mesela Abubakar'ın golünü yememesi lazım. Şampiyon takımın kalecisinin Abubakar'ın golünü yememesi lazım. Redmond'un golünü yememesi lazım. Ben mesela Altay'a Uğurcan'la aynı seviyede gibi bakamıyorum. Değil. Ama iyi kaleci bence. Ama hani seneye Fenerbahçe kaleci alsın mı sorusu bence alsın. Yani şampiyon takımın kalecisi olur mu? Altay bana henüz o güveni vermiyor. Ama Uğurcan veriyor mesela. Ya şöyle güzel bir Premier Lig orta sıra takımında Altay'ı keyifle izleriz. O da daha mutlu çok top gelen, yani. Çok konsantrasyonun yüksek olacağı bir yerde. Bak tam tersini İrfan Can'da görüyorum biliyor musun? İrfan'ı Başakşehir'de şey çok iyi kullanıyordu Okan Hoca. United maçında 8 numara falan oynadı o çocuk. Yani şimdi kanatta bile savunmaya yardım etmiyor falan diyorlar ya. Adam nerede? Paris Saint Germain maçları falan oynadı. Şeydi o. Abi sürekli top ayağındaydı çocuğun ama. 100 kere topa değiyordu. Yanına, ileriye, sağa sola veriyordu. Fenerbahçe'de kanada attılar. Hiç top gelmiyor. Altay'ın tam tersi. Biz Emre Akbaba'da yaşadık onu Galatasaray'da. Adam toptan uzaklaştıkça maçtan da kopuyor. Saçma sapan şeyler yapmaya başlıyor. Ondan bak sonradan girdiğinde daha çok zor dağılıyor dikkati herifin. 10 dakika oynayacak zaten. Sürekli topa değiyor. Sürekli bunu atıyorlar diyor o zaman. Bak dikkat et. Az topa değdiği maçlarda sürekli küfürüyor çocuk. Saha dışı bir sürü derdi de vardır. İstanbul, büyük camia. Bir şeyleri değiştirmiş olabilir anlarım. Ama ben iki taraftaki farkın topa değme sayısı olduğunu düşünüyorum. O çok çabuk dağılıyordu. Gençler Birliği'nde de öyleydi bu arada. Biraz da futbol hoca. Korkunç yetenekli adam bu arada. Muhteşem bir. Yani Beşiktaş maçında iki şut çıkardı. İkisi de gol aslında. Mert birini yedi yani. Diğeri de goldü. Ben Galatasaray'a gelmediğinde çok üzüldüm o. Hakikaten çok üzüldüm. Galiba şeyden dönüyor değil mi? Florya'dan dönüyor yani. Ama Florya'dan dönüyor da o bonservise ben de dönerim Florya'dan. 10 milyon mu? 12 milyon mu?
Ben Fenerbahçe'nin bu sene yaptığı transfer ücretlerini falan gördüm. Verdiklerini işte Lincoln'lar, Bruma'lar. Jesus dedem sen ne yapmışsın? Starbolde. Abi ben şöyle düşünüyorum. Bir işi yapamadığını anlama sürelerin vardır. Tuvaletini yapamadığını tuvaletteki 15. dakika falan anlayıp kilodunu geri kapatıp devam edersin. Bir dersi çalışırken, mesela bir üniversitede bir sınava çalışırken o dersten geçemeyeceğini 3. 4. artık bırakılmada dersin. Ben bu dersi benim anlama imkanım yok dersin. Ya da 5'te ya da 6'da. Yani her işte böyle işler var. Bir yatırımın tutmadığını 8. 9. ayda cepten yediğin gün fark edebilirsin artık. Yani bu 9. ayda bana bir şey getirmiyorsa, 1. senede bir şey getirmiyorsa artık bu işten bir şey olmaz. Yani. Ama yani bir adam başkanlığının 5. senesinde bir şeyleri göremiyorsa daha ne zaman görecek abi? Yani bak her şeyi denedi. İyi hoca, iyi olabilecek hoca, zamanında iyi hoca, bizde bir önceki döneminde iyiydi hoca. Bu da bizim camianın evladı adam. İşte topçuların sevdiği sportif direktör abi. Sonra ya zamanında çalışmış, işte ikinci olmuş ama iyi bir insan İsmail Kartal. Hepsini denedin abi. İsmail Kartal dışındaki bütün denemelerin başarısız. Ve sadece insanlar futbol olarak bakıyor. Ali Koç komple başarısız. Yani basketbol, İtudis'i getirmiş adam. Yani daha kimi getirebilirsin mesela? Birazcık hani İsmail Şenol'a da selam olsun. Yazsın yorumlara şu gelmeliydi daha iyi diye. Daha iyi bir adam varsa onu yazsın yorumlara. Tuttuğu bir hoca İtudis. Ya yok abi yani her şeyi deniyorsun ve hiçbir şey olmuyor. Her şeyi deniyorsun, hiçbir şey olmuyor. Sadece bir tane bir şey oluyor 5 senedir. Topçuları satabiliyorsun. Bir para üretebiliyorsun. Fenerbahçe'nin şu anda elinde birçok satabileceği aseti var. Tamam da ya 5 sene sonunda biz iyi topçu satarız ha. Biz de ne yaman topçu satan adamlarız diye gezilmez ki abi Fenerbahçe başkanı olarak. Bak söylüyorum Fenerbahçe'nin yaşadığı durum Trabzonspor yaşasaydı Trabzonspor'da olağanüstü kongreye giderdi. 5 sene bir kulüpte başarısız, hiçbir kupa olmayan Trabzonspor başkanına millet derdi ki ya sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Bir şeyler yap derlerdi. Bizde yani. Başkanın odasına beton falan dökme. Yok canım Galatasaray Beşiktaş'ı geçiyor mu? Galatasaray Beşiktaş'ta 5 sene 0 kupa ya. Beşiktaş mesela Yıldırım Demirören deniyor. Yıldırım Demirören 2 senede bir Türkiye kupası alıp taraftara ve yönetim kongreye şu mesajı veriyordu. Bak beni yersiniz tamam ben iğneyim ben en kötüyüm. Ama ya Türkiye kupasını aldığım hocamla seneye uçarsak hani bu umudu satıyordu anladın mı? Çünkü niye? Mesela devre arası yarı dönemde getirmiş Tigana'yı. Herif kupa almış. Şimdi kongreye gidiyor. Millet diyor ki ulan kupa aldı herif yarım dönemde. Seneye şampiyon olur diyor. Yine de bir önüne seçiyor. Rıza Çalınbay öyle. Hepsi öyle yani. Hepsinin bir kupası var mesela Beşiktaş'ta. Bu başarılı olur. Olmasını çok isterim dediğin ve başarılı olmayan böyle içinde ukde kalan hoca var mı? O ekipten mi? Herhangi bir Beşiktaş teknik direktörü. Benim Galatasaray'da Prandelli'dir mesela. Ben çok umutluydum, çok severdim. Patladı. Tigana çok güzel adamdı. Tigana olabilir evet. Tigana olabilir. Tigana devam etseydi Beşiktaş'ta bir şeyleri de değiştirebilirdi belki. Akademi yönünde, bilmem ne yönünde. Çünkü Tigana'nın o dönem Beşiktaş'a öğretmek istedikleri, konuşmak istedikleri şeyleri daha sonra Fransa yaptı ve Fransa bugünkü Fransa jenerasyonuna sahip. Bayağı o biraz da sportif direktör işlerini de yapıyor. Tabii tabii yani o gün o Tigana'nın önerdiği şeyler... Zaten önümüzdeki 10 sene 15 sene Fransız takımlarının yaptığı şeylerdi. O yüzden çok kıymetliydi ama olmadı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hepsinde kupa vardı abi. En başarısız adamda da vardı. Demirören'de de vardı. Onda da vardı. Bunda da vardı. Bu kadar uzun süre bir şeyi yapamazsan yapamadığını fark etmen lazım. Evet. Yani. Yapamadığını fark etmek. Bak çok önemli bir şey bu. Ya şimdi mesela konuşulan işte Sergen Yalçın düşünüyor. Ya abi daha kaç kere adam düşünecek? Bak bir tane sen kalmışsın her şey değişmiş. Her şeyin bir yapamadım ben bu işi diye anlama süresi vardır. Ve Fenerbahçe başkanlığı için bu süre 5 sene değildir abi. 3 senedir. 3 bile çok be. Bir kongre dönemidir. 3 senede anlaman lazım. İkinci kongreye giderken şunu demen lazım. Arkadaşlar 3 sene 0 kupa. Baskette de ben bozdum iyi giden bir şeyleri. Affınıza sığınıyorum. Ve Allah aşkına bana hakkınızı helal edin. Ben bütün haklarımı helal ediyorum Fenerbahçe. O 3 seneden sonra geri dönme ihtimalin de olur. Bu arada. Kanaryalar isyanlı. Kanaryalar isyanlı. Bırak artık bak. Hayvanlar da şey oldu. Çok hazırlıksız hayvanlar. Hayvanlarda da bir şey oldu. Şaka şuradan vurdu be. Hayvanlarda da sıkıntı oldu hoca. Sen kapatalım girizgahına mı geldin? Hadi kapatalım. O kadar olmuş mudur? Hoca sen izledin mi Bozkır'ı? İzledim abi. Hastası oldum ya. Ezel'deki Cengiz ismini unuttum şu an ama. Yiğit Özşener mi? Yiğit Özşener. Sizden duya duya var ya sinemada ayen olmama çok az kaldı. Instagram kullanmaya başladım. Sayende normalde... ben de. Beni tekledin takipçi geldi abi. Millet şey yazıyor. Koray abi kurulduğunda girmişsin 150 takipçiyle kalmayı nasıl başardın?
şöyle kullanmaya başladım ama. Twitter'da çok fazla Disney Plus, Cartoon hepsini takip ediyordum. Ben onların hepsini unfollow ettim. En güzeli. Insta'da takip ettim. Daha da güzeli. Çünkü niye? Ben o adamlardan görsel bir şey bekliyorum ya. Bir fragman, bir röportajdan bir kesit. E babacığım ben Twitter'da onu görmek istemiyormuşum ki. Twitter'da bir şey okumak istiyormuşum. Twitter'ı okumak istediklerim yaptım hoca. Şu düzene, nizama bak ya. Harikaymış. Instagram'ı görmek istediklerim yaptım. Şimdi mesela Instagram kullanımında çok mutluyum. Hiçbirinizi de takip etmeyeceğim. Geçen hafta isimliklerinizi verdik. Ay benim aşağı Insta, benim Insta 18K oldu. Şunu bir 20 yapalım mı bir sonraki bölüme kadar? 20 olmazsa bir daha keyfi yok. Benim vallahi şu an fazla takipçim. Arkadaşlar 20 olmazsa keyfi yok. 20 olmazsa keyfi yok. Bu yaşlı adama bakmayın. 20 bana. Beni 20'liyelim. Benle herkes dalga geçiyor. Ben orada... Bu arada Instagram'da şöyle bir şey daha oldu. Onu da kendimle ilgili... Kendimle ilgili birkaç duyuru yapmama izin ver bari. Instagram'ları tek hesaba düşürdük. Hani çalıştığım menajerlik ajansı. Hani iki Hetox tane... Hetox Moments yok artık. Hetox Moments artık yok. Hasan Arda Kaşıkçı'dan yayınlardaki klipleri de reels şeklinde izleyebilecek insanlar. Ben onu Instagram'da niye yaptığını anlamamıştım zaten. Evet. O da sensin, o da sensin sonuçta. Onu iki hesap olmuyor dediler. En çünkü hani iş birliklerinde falan filan da iki hesap gitmiyor. Tek hesaba dön dediler. Öyle ortak yani aldığımız bir karar. Hani bunun son dönem yaşanan olaylarla bir ilgisi yok. Onu da duyursunu o açıdan yapayım. Yani o ayrı teknik bir karar. Uzun zamandır alınması beklenen bir karardı. Son dönem yaşananlarla ilgili iki cümle atayım. O olaydaki hiç kimseyle hiçbir problemim, sorunum kalmamıştır. Hepsiyle her konuda konuşup helalleştik, barıştık, konuşuyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben onların her zaman için abileriyim hayatlarındaki. Onlar da benim her zaman için kardeşlerim. Bir sorun aramızda yok. Hiçbir sorun yok. Sadece yayınlar kısmında artık yan yana gelinemeyeceğini anladık. Ama yayınların dışında her zaman kardeşler, her zaman dostlar, her zaman arkadaşlar. Hiçbir problemimiz yok. Ortak WhatsApp grubundan tut her şeyimiz var. Her zaman bana ulaşabilirler, her zaman onlara ulaşabilirim. Her konuda da helalleştik, kimsenin de bir şüphesi olmasın. Avukat hocayla bir kahve içireyim ama ya. Avukat hocayla seni kahve içireceğim başka adamdır. Tatsız bir konuyla kapatmayalım. Ne geliyor? Soyunacağım. Beni bir anlatıyorum. Giderim abi. Giderim yeter. İftar trafiğine sokmayın bizi ya. Dara kalacağız. Hadi taş kağıt makaslı kapak. Sen kazanıyorsun. Ha ben mi kazanıyorum? Sen kazanıyorsun abi, sen kazan. Kes abi, kes sen. Abi. Kayıttaydık değil mi abi? Tamam, harbi oynayalım o zaman. Harbi oynayalım o zaman, hakikaten. 1, 2, 3.